Merhabalar, selamlar güzel arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizler için Kasım ayına özel bir tarot okuması yorumlayacağım. Şimdiden her şeyin çok güzel olmasına sizler adına buradan niyet ediyorum. İki tane arkadaşlar destem var. İkisinin başında da bekçileri var. Birinci bekçimiz küçük prens şunun şu tatlı suratını tabii ki göremiyorsunuz. Heh, gördüm. İnanılmaz şirin bir suratı var. Yanında da güzel bir tavşanı var. Göstereyim şöyle. Bakın. Şurası da niye hareket etmiyorsa. Heh, hareket edecek inşallah. Çok güzel bir kar küresi. Bir diğer de arkadaşlar. Bir melek bebeğim var. Burada kendisini gösteriyor. Biraz çinli gibi gözüküyor ama olsun. Gözler çekik ama olsun. Çok güzel kanatları var. Zaten altı inanılmaz güzel görünüyor. Motif falan çok tatlı. Bir de böyle güzel bir melek bebek. Şimdi arkadaşlar burada size çok önemli bir görev düşüyor. Seçim yapmak. İsterseniz yaparsınız, isterseniz ikisini birden dinleyebilirsiniz. Birini kendiniz olarak, birinde aklınızda birisi varsa onun niyet ederek e, dinleyebilirsiniz. Şimdiden her şeyi güzel olsun, hepsi sizlere şifa olsun diyorum. E, kanalıma abone olup yorum yaparsanız, beğen butonuna da basarsanız çok çok memnun olurum. Şimdiden bunu da söylemiş olayım milli görev çünkü bunu söylemeden videoya başlanmıyor. Şöyle güzellikleri bir kenara koydum ama şununla bir başlayalım bakalım şöyle. Bekçimiz bizi beklesin. İnşallah seçtiğiniz sembol sizlere hayır, uğur, mutluluk getirir. Bakalım bakalım. Kasım desteği seçenleri. Kasım ayında neler bekliyor? Kasım ayında sizi o kadar çok şey bekliyor ki. Hangi birini sayayım? Zaten diyor ki seni beni seçmene gerek yok. Ben zaten geliyorum. Dağılıyor, inanılmaz dağılıyor. Çok şey var demek ki Kasım ayında desteği seçenleri neler bekliyor? Çekeceğim, çektirmeye. Eh maşallah kendilerini zaten seçtiler. Ben seçerim zannediyordum. Öyle olmuyormuş. Yani hiç zannettiğim gibi olmadı. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Şimdi değnek ikilisi. şöyle bir koyalım kartlarımızı. İmparator. Abi böyle geldi. Niye çeviriyorum ki? Bazen dalgınlığıma geliyor. Kılıç kralı. Kupa kralı. Aslan adam. Para prensi. Para altılısı. Şimdi baktığım zaman şunu görüyorum. E, i̇lişkiler anlamında çok dengesizlik yaşadığınız bir dönemden artık bir şeyleri yöneten, karar veren bir kişi konumuna geçiyorsunuz ve sizin liderliğinize ilerleyen her türlü para, iş, aşk ve benzeri tüm ilişkiler arkadaşlar kazançlı bir şekilde size geri dönüş yapıyor. Yani insanlar pişman olabilir. Ya keşke daha önceden kaderimi senin ellerine bıraksaydım. Keşke senin dediklerini yapsaydım. Evet keşke senin dediğin gibi o insana güvenmeseydim ya da şöyle çalışsaydım. Bugün için senin dediğin gibi çok çok başarılı olabilirdim. Ama dediğim gibi insanlar size dinlemek yerine sizinle zıtlaşmayı sizinle çekişmeyi seçmiş ama bu süreç artık o şekilde ilerlemiyor Biraz bu dönemde kırıcı olabilirsiniz özellikle aşk ilişkilerinde şimdi bir şeyleri yenilemek düzeltmek için önce bir orayı kırmanız gerekebilir. Birilerine çok hoş davranıyorsanız, eh bu hoşluk birazcık değişebilir. Çünkü arkadaşlar siz iyilik yaptıkça, siz iyi davrandıkça tepenize çıkmışlar. Eh biraz bunu kırmak gerekiyor. Ben de insanım, benim de sabrım var. E, benim de dayanma gücüm bir yere kadar. Şeklinde deyip bunu gösterebilirsiniz. Onun haricinde sizin aklınıza takılmış çok fazla olay var. Yani hepsi böyle havada aynı buradaki asıl adam gibi havalarda kalmış. Yani ne yere koyabiliyorsunuz ne göğe koyabiliyorsunuz. Ne e, tamam oldu diyorsunuz ne hayır olmadı diyebiliyorsunuz. Yani ne evet ne hayır gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. İşte o belirsizlik demek ki sizi çıldırtıyor. Evet <laughs> kameraya bir tane yapıştırdım. Demek ki o belirsizlik arkadaşlar sizi mahvediyor. Bu belirsizlik de arkadaşlar sizin bu süreçte yeni arayışlar içerisine girmenize neden olabilir. Bu yeni arayışlara girdiğinizde bakın nasıl davranıyorsunuz, tedbirli davranıyorsunuz. Yani kime değer vereceğim, kime vermeyeceğim hangi mesleğe yöneleceğim, hangisine yönelmeyeceğim, hangisi daha nankördür, hangisi değildir. Bunları ayrıştırdığınız bir dönemdesiniz. Onun haricinde şöyle genel olarak bir baktığım zaman güneş yükselen ay burcu koçların etkisi çok fazla yoğun görünüyor. Demek ki bu ay içerisinde koç burçlarıyla özellikle hem ikili ilişkilere, Bakabilirsiniz hem aranızda konuştuğunuz şeyler gerçek olabilir İyi ya da kötü fark etmez gerçekleşebilir. Çünkü yanındaki değnek ikilisi şu demektir. Bir şeyler artık elimde dünyayı gerçeği yani elime aldım hayal dünyasından çıkıyorum beddua da ettiyseniz birlikte o beddua da tutabilir. Dua ettiyseniz e, o da tutabilir. Yani birazcık ne konuştuğunuza çok yani dikkat etmek önemli olacaktır. Artık bazı konularda özellikle kazançlısınız çok fazla aşk olaylarının içerisine girmiyorum bunu söyleyeyim. Ama burada daha çok demek ki eril konularda. Yani iş, eğitim, kariyer, mantıklı düşünülmesi gereken alanlar. Satışlar, alışlar, tarih, zaman, zaman kontrolü. Bunlarla ilgili özellikle konularda. Yani belki evleneceksiniz. Evet her ne kadar dişil de olsa burada sizin harcamanız, zamanını ayarlamanız, etmeniz, organizasyon işleriniz bunların hepsi eril konulara giriyor eril enerjinin daha doğrusu konularına giriyor. Sizlerin de bu konulardaki şansınız daha daha yüksek diyebilirim. Bu aralar ayrıca birisi sizden özür dilemek isteyebilir. Özür dileyecek kişi de arkadaşlar birazcık sizden genç bir insan olduğunu düşünüyorum. Ya da sizden daha küçük gösteriyor. Yani daha genç olmasa bile sizden daha küçük gösteriyor gibi gördüm diyelim. Şimdi şunları şuraya sıkıştıracağım. İnşallah. Hop oldu. Şimdi kameraya vurmamla gördüğünüz gibi yer yani kartlarım da var. Bakalım başka neler var? Bu arada imparator kartından ve kılıç karalı bir birlikte geldiği zaman genellikle çeşitli güçlü insanlarla yaptığınız evlilikleri, ortaklıkları beraber de güçlerimizi birleştirip evlenelim, beraber iş kuralım ya da çok sağlam bir destekçiniz olabilir. Yani ne yaparsanız yapın demek ki sizi destekleyen birisinin varlığından da bahsediyor. Bir zaman bir de affetme kartı geldi. Zaman her şeyin ilacı diyorlar arkadaşlar. Sizce de öyle mi? Ama... Madem her şeyin ilacı peki bunun fazlası doz aşımına girip de insanı zehirlemez mi? Bu kadar beklemek de günah yazık değil mi? Evet öyle ama şöyle söyleyeyim. Affetme olduğu zaman bu kartta şöyle birkaç durum var. Birincisi evet bir şeyin zamanı gelmiş. Şimdi neyin zamanı geldi? Birincisi evet gerçekten normal bildiğiniz bir insanı affedebilirsiniz. Zaten dediğim gibi özür dilemek isteyen birileri Olabilir ve sizden yaşça küçük olma ihtimali ya da görünüş itibariyle bakın 50 yaşındadır ama 40 yaşında gibi gösteriyordur. Ya da 40'tır daha genç gösteriyordur. Bu şekilde birisi de olabilir. Birincisi bunu anlatıyor. İkincisi arkadaşlar yüreğinizde demek ki bitmek bilmeyen bir ateş var. Ya yani bazen insanın kötü bir alışkanlığı olabiliyor ya da kötü bir huy olabiliyor. Kötü bir durum olabiliyor. Diyelim 5 kişiyle aynı anda ilişki yaşanıyor ama gönlündeki o ateşi söndüremiyor. ya yani Örnek veriyorum. Şimdi ders çalışması gerekiyor bir şey yapması gerekiyor ya da yapmaması gerekiyor ama içindeki o muzur çocuk diyelim, o yaramaz çocuk hiçbir şekilde durmuyor ve sürekli tembelliğe itiyor, makaraya itiyor. Ciddi olunması gerekiyor. Hani ciddi bir şey bu. Yok, makara. Şimdi böyle bir durum varsa arkadaşlar, buradaki ateşi yavaş yavaş söndürdüğünüzü. Bu tarz bir evet aslında Tek bir ilişkiye düşmek önemli. Hani iki kişilik sonuçta bu. Veyahut da evet derslerime çalışmalıyım. Evet hareketlerim aslında biraz daha dikkat etmeli. O kilom aldı başını gidiyor ya da çok zayıfladım. Gerçekten ee, hani bu yaptığım davranışa, harekete bir son vermem gerekiyor. Yani bir şeyler bakın ipin ucu kaçmaya başlamış ama içinizden bir şey de sizi durmamanız için hani ittiriyor. Ama siz burada dediğim gibi eril konularda şanslı olduğunuz için biraz daha kalpten çok aklınızla hareket ederek bir şeyleri artık bitirebilirsiniz. Demek ki daha güzel, daha farklı, daha sade bir hayat sizleri bekliyor diyebilirim bununla alakalı. Diğer bir konu ise arkadaşlar tamamen diğer kuşaklarınızla alakalı. Yani hani belki çok saçma gelebilir ama gerçekten önceki kuşakları affetmek. İstediğini yapsın. Ben onu affettim diye ve gönder. İsterseniz affetmeyin, önemli değil. Ama siz o insanı affet diyorum ve seni özgür bırakıyorum demediğiniz sürece bakın bunu ağzınızdan çıkarın affedin ya da affetmeyin hiç önemli değil. Ama yüreğinizden ağzınızdan o laflar bir çıksın. Çünkü diğer türlü o kişiyle yani hep bir eterik bağınız kalıyor. Hem rüyanızda kim bilir kaç sene öncesinden birisini görüyorsunuz. Hem de ister istemez bazı noktalarda o insan sizin karşınıza Çıkabiliyor o yüzden deyin ki ben şu insana çok kızıyorum şu akrabaya şu önceki kuşaklarıma e, bazı hareketlerinden dolayı evet çok kızgınım ya da bir insan var beni aldattı çok kızgınım ama ben onu affediyorum ve özgür bırakıyorum tüm bağımı da kesiyorum deyin ve kesin çünkü ondan sürekli size ya enerji gelir negatif ya da pozitif bir şekilde ya yani bir şekilde gelir ya da sizin enerjinizi bu sefer sömürür durduk yere bir anda kendinizi sabah kalktığınızda yorgun hissedersiniz çünkü bütün gece sizden beslenmiştir. O çok iyi kalkar, siz çok yorgun kalkarsınız. O yüzden dediğim gibi bu ıı, hareket önemli. Kıyamet geliyor. Kıyamet biraz da arkadaşlar yeni bir döneme geçişi anlatıyor. Aslında biraz daha ölüm kartıyla çok çok yakın, ama ölüm kartı bir şeyin artık sonlanması anlatıyor. Bu da o sonlanmadan öncesi sizin acı çektiğiniz alan. Yani bir şey mi kazanacaksınız? Evlenmeden hemen öncesinde hani habire para atıyorsunuz. Kiminiz için kıyamet bu, kimisi için ya çok heyecanlıyım, aile evinden ayrılacağım, Ay, acaba yanlış mı yapıyorum, aileme arkada mı bırakıyorum acaba? Yani bu sorular yani dehşet. E, i̇nsanın içini yakabiliyor ama ertesi gün yeni bir başlangıç yapılacak ya da bir hafta sonra bambaşka bir şehre ülkeye gidilecek. Onun öncesindeki o yoğun düşünceler, zihinsel karmaşalarınız, e halde bunlar insanın aklına geliyor. Bu şekilde olabilir. Ya da doğumdan hemen öncesinde yaptığınız ay ya çok canım acırsa ya başaramazsam ya olmazsa ya etmezse gibi kendi kendinize yani resmen dünyayı dar ettiğiniz sorular var. Ama dediğim gibi hemen bitişin öncesinde bu olay olduğu için şunu anlatıyor. Hem sona yaklaşmasın yani artık şeyler bitiyor. Yeni bir dönem başlayacak. Hem de e, bu dönemde affediş olduğu için yeni başladığın hayatında o yeni kitapta bakın sayfa da değil yeni kitapta artık eski insanlar, eski durumlar, eski negatif varsa bir alışkanlık artık bunlar yok. Biraz daha güzel bir dönem inşallah sizlere bekliyordur. Şimdi bir hediye var. Bakın gördünüz mü? Burada düşündüğünüz şeyler sizi cezalandırmıyor. Ya da yaptıklarınızdan dolayı herhangi bir ceza değil bu. Bir ödül beraberinde geliyor bu güzel Kasım ayında. Şimdi buradaki ödül, buradaki hediye biraz daha sizin e, hem normal maddi manevi değeri olan bir hediye alabilmenizi. Belki kiminizin doğum günü, kiminizin işte yıl dönümü bu tarz bir şey varsa bununla alakalı olabilir. Çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Hani eğitimdir, iştir, sınavdır, bir terfidir vesaire bu şekilde olabilir. Ya da birisi der ki bana çok iyi baktın sen bu ay, Allah razı olsun. Bu da işte senin mükafatın. Maddi ya da manevi bir şekilde bunun karşılığı verilebilir. Bu tarz olayları ve evrenin size getireceği bazı hediyeler olduğunu Anlatıyor ruhsal anlamda bir tutsaklık durumu var her ne kadar bir tutsaklık durumu olsa da birisinin size çok güzel bir yardımı var arkadaşlar bakın size elinde ne getirmiş anahtarı getirmiş yani her ne kadar zihnen belki o kadar borç var ki hiçbir yere kıpırdayamıyorsunuz e, hiçbir şey yapamıyorsunuz belki o kadar yoğunsunuz ki e, hani deniyor ya başımı kaşıyacak vaktim yok. Ya ellerim o kadar dolu ki başımı kaşıyamıyorum. Hani kaşıyacak parmak kalmadı yani bana, başkalarına koşturmaktan ya da şu işi bu işi yapmaktan. İşte bu Kasım ayında birisi der ki, "Madem nefes alamıyorsun borçtan, ben sana bu ay yardımcı olayım. En azından bu ay rahat et." Ya da ne kadar borçlu? Tamam, bende de var. Ben sana vereyim en azından bankadan kurtul. Senin hesabın benimle olsun. Hani bir sene ödeyeceğini 3 sene döde sen de rahat et. Kafan da rahat olsun gibisinden davranışlar olabilir. Onun haricinde kendinizi bir şehirde, bir evde, bir yerde, bir iş yerinde tutuklu kalmış gibi hissediyorsanız ya ben buradan çıkamayacağım herhalde. Hep burada devam yani. Ben bir daha artık herhalde iş bulamam. Ben bir daha evlenemem herhalde ya da evlenemem. Kaldım burada. Böyle düşünceleriniz varsa arkadaşlar dediğim gibi bu dönemde çok güzel bir yardımcınız var ve size o sıkıldığınız Hangi olay var sizde çoluk çocuk yani bu çocuk düzelmeyecek hep dersleri böyle de deseniz size çok güzel bir fikirle planla güzel bir uygulamayla gelebilir. Burada arkadaşlar ne var burada bir adliye durumu var. Var mı mahkemeleriniz ya da her an olabilir aslında ee, dediğiniz bir şeyler varsa evet onu anlatıyor. Ve burada hani bu şekilde çıkıyor olması sizin bu tutsaklıktan kurtulmanız ve burada gelecek olan cevabın size resmen bir hediye gibi olduğunu anlatıyor diyebilirim bu bir. İkinci olarak da sevgili arkadaşlar burada e, genel olarak bir insanı birazcık böyle sıkıştırırcasına yapacağınız çeşitli sorgulamaları anlatıyor. Neredeydin? Ne yaptın? Şu kadar kazanıyorsun bu kadarı harcanıyor. Peki geriye kalan para nerede? Yani Ortada bir anlaşılamaz bir şey var ve bu anlaşılamayan olay her ne ise bunu çözmek için karşı tarafı biraz böyle sıkıştırabilirsiniz. Yani okula gidiyorum diyorsun, hocam beni arıyor, okula gelmiyor diyor. Hayırdır ne oluyor yani? Bana gidiyorum diyor, çıkıyorsun ama gelmiyorsun. Ne oluyor? Biraz bunun bir araştırmasını Açıkçası e, sevgili arkadaşlar yapabilirsiniz. Ama en çok hediyeye memnun olduğumu da ayrıca söylemek isterim. Çünkü hediye daha doğrusu aynen hediye ödül diyecektim ama daha çok hediye bu. Her zaman gelen şeyler değildir. Hem de evrenden size sunulan bir hediye dahi olabilir. Şimdi bazı döngüleriniz var. Bu döngüler özellikle sizin köklerinizle alakalı. Bu köklerde şöyle bir şey vardır arkadaşlar özellikle de ailenin büyüğünü yani köklerinizi anlatır. Aile büyüklerini teminde söylemiştim zaten. Biraz da e, kuşakları anlatıyor diyerekten. Bu kuşaklarla alakalı olarak bir ah alındıysa. Aa işte benim şöyle şöyle büyümün büyüğü vardı. Büyü yapıyordu biliyorum anneme babama evliliklerine şöyle böyle yapmıştı. Şu akrabamız yani az çok tahmin ediyorum. Görmesem de içime doğuyor. Hissediyorum biliyorum yani farkındayım. Dediğiniz bir şeyler varsa dediğim gibi burada bir affedişin olmasıyla beraber bu kişiden kurtulma durumunuz olabilir. Aynı zamanda yeni ay kartıdır ve sizin hayatınızda başlangıçtan bir sonraki adımı anlatır. Yani yeni şeyler olmaya başlar ve Sizse başlangıcı çoktan geçmişsinizdir. Yani evlenmişsinizdir zaten ama evlilik hayatında yeni şeyler olabilir. Yeniden evlenme durumları olabilir. Bir şeyleri siz zaten aşmışsınız. belirli bir noktaya kadar gelmişsiniz. Ve burada bir yenilik, yeni haberler, yeni olaylar, mahkemeniz varsa yeni bir kanıt ortaya çıkma ihtimali var. Ve Güneş Yükselen Ay Burcu akrepleri anlatıyor. Sizler ve akrep burçları arasında eğer ki affetme, affedilme, belki siz bir akrep burcusunuz ve affedemiyorum diyorsanız bu dönemde, Şöyle affet affet bitsin bu kıyamet ki sana da artık bundan sonra hediyelerin gelsin. Bazen bir insan gerçekten çok büyük bir set oluyor ve siz o kişiyi geçemediğiniz, o olayı atlatamadığınız sürece bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Bu yüzden de bunu anlatıyor. Artık bir şeyler doğal olarak gelişmekte ve bir doluğun ay ee, burada var. Bu gelişmekte olan şeyler ki dolunay zaten birazdan hem tamamlanmayı hem de büyüteç etkisi oluşturduğu için şunu anlatır. İşin gücün varsa büyür. Aşk varsa büyür. Çocuklar daha da büyür. Böyle serpildiklerini görebilirsin. Belki de saçın daha hızlı uzayacak. Onun haricinde yatırımların artabilir. Ve onun haricinde sorumluluklarınız varsa eh bu sorumluluklar da artabilir. Ha bu bebek gelir. Bebekten dolayı sorumluluğunuz artar. Sizin üzerinize bir iş yükü binebilir. Bu şekilde olabilir. İşe girebilirsiniz. Daha fazla sorumluluk olabilir. Başka sebeplerden de yani ya da terfi alırsınız. Ya e, haliyle üzerinize bilen yük, sorumluluk, yetki. Bunlar artabilir. Belki sınavlar var. Hani çoluk çocuk için söylüyorum. Ya da o. Ok okuyanlar için söyleyeyim. Sizlerin de işleri daha da kalabalıklaşmaya, daha da fazla çalışmak mecburiyetinde kalabilirsiniz. Böyle genel bir yoğunluğu ve hani aşk olsun, ilişki olsun, para olsun buralarda da dediğim gibi büyüteç etkisi oluşturabilir. Güneş yükselen ay burcu aslanları anlattığı için de bu dönem sizin için ekstradan daha güçlü bir şekilde ilerleyebilir. Aynı zamanda akrep burcundan dolayı şöyle bir şey olabilir. Bir cazibe durumunuz olabilir. Fazla çekici görünebilirsiniz, insanların gözüne daha hoş gelebilirsiniz ve insanlar dışarıdan baktığı zaman şunu size söyleyebilirler: ee, Sen diğer insanların içerisinde parlıyorsun parladığın için seni seçiyorum. Haliyle seni seçtiğim için sana sorumluluk veriyorum. Aşkımın, işimin, çoluğumun, çocuğumun, bir şeylerimin sorumluluğunu ya da bu işin sorumluluğunu sana veriyorum. Sana verdiğim için de senin üzerindeki baskı, yoğunluk, o büyüteç etkisi haliyle daha yoğun, daha büyük bir hale gelebilir. Yani aslına bakarsanız biraz daha hani bağlamak gerekirse bu tarz bir durumunuz görünüyor. Bu ay ve arkadaşlar kendinizi resmen böyle tamir tadilat ettiğiniz ee, bir dönem nasıl tamir tadilat ediyorum çünkü bir şey nasıl yapıldığını artık biliyorsunuz her şeyin tarifi elinizde mutluluk mu istiyorum mutluluk biraz para biraz şu marka şundan biraz aile biraz çoluk çocuk biraz şundan biraz gezme biraz tozma bir araba bir ev tamam sizin için mutluluk bu mu mesela ya da sağlıklı olup yürümek bu mu işte bunların hepsinin tarifi elinizde şimdi ne zamanı malzemeleri toplama eksikleri tamamlama zamanı zaten e, dolunay olduğu için bir tamamlanma durumundan bahsetmiştim bakın görüyor musunuz enerjiler nasıl birbirine bağlıyor bir noktada ve eksikleri tamamladığınız için haliyle ki iki tane dolunayımız var sizlere de birden fazla konuda tamamlanmayı getiriyor. Ve ikizler burcunun kartı, ikizler burcunun kartı olduğu için de en başta arkadaşlar iletişiminizin çok yüksek olması söz konusu. Artı her şeyi zekanızla hallediyorsunuz. Yani dışarıdan çok çekici de olsanız içeriden bakıldığında inanılmaz bir zeka durumu söz konusu. inanılmaz bir iletişim ve birazcık laf cambazlıklarınız olabilir. Ve şöyle bir özellik katabiliyor ikizler burcu kartı geldiği zaman. Belki olumsuz olarak da nitelendirilebilir ama size diyelim birkaç cümle bir şey söylendi duydunuz. O birkaç cümlelik bir şeyi başka yerlerden bulup harmanlayıp tekrar yeni bir şey gibi pişirip insana sunabilirsiniz. Yani birisiyle ilgili dedikodu duyduğunuz zaman onu alıp kendi diğer bildiğiniz davranış hareketlerle birleştirip yeni bir dedikodu ortaya çıkarabilirsiniz. Bir bilgi var ya da bir yeteneğiniz vardı. Onu diğer yetenekleriniz, zekanız, konuşmanız, sunumunuz bilmem nelerle harmanlayıp belki işe gireceksiniz. Zaten enek deniyor ya kendini pazarlama. İşte burada bunu konuştura bilirsiniz. Bir de arkadaşlar aşk kartlarım var. Sadece hani aşk olarak yorumlamak istemiyorum ama bazı kartlar var ki gerçekten yani tam bir aşk kartı. Az zaten kendisini mi Şimdi de diyor ki arkadaşlar bir yüzük üzerinde anahtarlar yani normal bildiğiniz şekliyle. Az yine çekeceğim şuradan. Hadi bir tane üstten alalım. Şimdi burada şunu söylüyor arkadaşlar birçok seçeneğiniz var ve bunlar uzun süre devam edebilir. Bu seçenekler zaten dedim ya çok seçeneğiniz var birazcık azaltmanız gerekiyor. Hani birilerini bir şeyleri elemeniz gerekiyor hayatınıza. Devam ettiğim zaman evet bir date yani buluşma e, randevu ayarlayabilirsiniz. Yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Bir buluşma için dışarıya çıkabilirsiniz. Bu tarz şeyler olabilir. Ah maşallah arkadaşlar evleniyorsunuz nişan söz düğün her şey var birlik beraberlik tamamlanma çok uzun süre boyunca devam edecek yani sonsuzluk demeyelim ama çok uzun süre boyunca devam edecek olan bir ilişki burada görünüyor. Eğer ki evlenmek gibi bir şeyler varsa olabilir diyor ki artık ikinci bir e, şans yok. E, bazı diyeceğim bazı ilişkiler artık tamam yani bitti hani onlara artık ikinci bir şans vermenin bir manası yok. Dediğim gibi siz artık başlangıcı geçmişsiniz ve biraz daha ileride görünüyorsunuz diye. Yani o kandırılma dönemleriniz artık geçmiş. Siz e, yeni başlayacağınız şeylerde artık biraz daha hani dönüp baktığınız zaman ben bu insanda ben bu sıkıntıyı yaşamıştım. Aynısını tekrar yaşamayacağım deyip biraz daha kararlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Artık hayatınızda hem büyüme hem de bir değişim transform yani değişim zamanı değişim dönüşüm daha doğrusu zamanının geldiğini ifade eden bir kart gerçekten arkadaşlar bu aya baktığımız zaman sizin hayatınızda bir şeyler artık hani eskisinden daha farklı olabilir. Genel olarak baktığımda zaten bu arada bu kart o şey e, kağıt işlerini falan da bir tık anlatıyor ama kalkıp da sohbet, mesajlaşma olaylarını değil. Ha yeni bir delil çıkabilir hani onu e, baz aldığımızda. Ama biraz daha resmi evraklarla alakalı çözülmeyen bir şey varsa Kasım ayında çözülmesi elinize belki para getirecek. Bu tarz bir yorum da bununla alakalı yapılabilir. Benim söyleyeceklerim arkadaşlar bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet sevgili pembe allı güllü dallı tarotu seçen arkadaşlar hadi bakalım. Bu desteği seçenlere Kasım ayında neler bekliyor? En doğru gerçek sonuçları almaya niyet ediyorum. Kasım ayında bu desteği seçenlere neler bekliyor? Şimdi normalde, şu da çok toplu geldi, şu da çok toplu geldi. Toplu gelenleri ben normalde almıyorum. Zaten almaması gerekiyor. Ama Açık geldi. Yani beni görmeden beni bırakma diyor. E ben de öyle yapayım o zaman. E çok hızlı yorumlayacağım zaten. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman şunu söylüyor. Artık biraz daha içine odaklanman lazım. Daha mantıklı, daha e, yani yaratıcı demeyeyim ama en azından bir şeyleri yaparken e, önceden salla pati yapıyorsan, lay lay lom yapıyorsan, ilişkileri lay lay lom bakıyorsan, iş olsun, aşk olsun falan filan, eğitim yani... Bunlar artık bitti. Artık öyle e, kafana göre davranamazsın. Bu süreçten sonra yapacağın her şey e, sana çok çok daha ağır bir şekilde geri dönebilir. Yani ilişkilere bu saatten sonra e, öyle zaman geçsin sırf e, canım sıkılıyor diye ilişki yapayım yapıyorsanız bundan sonra yapacağınız ilişki artık ciddiyete binebilir. En azından karşınızdaki insan çok ciddidir. Siz onunla lay 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 düşünürken o çok ciddi gelebilir. Sonradan anlaşmazlık çıkabilir. Onun haricinde birisine bir şey söylüyorsanız e, karşınızdaki insanlar genel olarak sizin söylediğinizi şaka olarak değil gerçek olarak anlayabilir. O yüzden de dediğim gibi bu ay bu desteği seçenler için hiçbir şekilde şaka kaldırmıyor diyebilirim. Çünkü sizler çok mantıklı konuştuğunuz için belki kişiyi öyle bir noktadan tutup lafı söylüyorsunuz ki karşı taraf nasıl bu kadar açık sözlü olabilir diye sizinle ilgili belki hani dost doğruyu söyler yani dostacı söyler gibisinden değil ay benim kötülüğümü istiyor gibisine düşünebilir. Çünkü çok mantıklı, çok doğru, çok dobra konuşuyorsunuz. Bunu da insanlar yanlış anlayabilir. O yüzden biraz daha bir şeyler varsa kendinize saklamanız önemli. Kendi işlerinize daha yoğun odaklanın. Yani onun arkadaşının işi varmış. Yok bilmem kimin bir yerde şeyi varmış. Onları boş verin. Biraz daha kendinize odaklanmanız önemli. Aynı zamanda e, Değnek kraliçesi arkadaşlar sizin yaptığınız işlerden çok büyük kazançlar sağlamanızı bir fikriniz varsa bir planınız varsa buna çok yoğun bir şekilde odaklanmanız gerektiğini anlatıyor zaten yıldız kartı geliyor direkt olarak umudu şifayı rehberlikleri anlatıyor güneş yükselen ay burcu Kova olanları anlatıyor sizler ve kova burçları ki kendiniz kova burcuysanız özellikle genel anlamıyla umut verici olaylar hem fiziki şifa hem de ruhsal anlamda şifalanma ve yolunu kaybedenler, neyi nasıl yapacağını bilemeyenler, olayın içerisinden nasıl çıkacağım, bu borcu nasıl ödeyeceğim, ben bu olaydan nasıl kurtulacağım, ben bunu nasıl başımdan salacağım yani ya da buradan nasıl giderim, kaçarım, yaparım diye bir fikriniz varsa demek ki bu burç size çok çok yardımcı olabilir ve bu kart arkadaşlar sizin artık hayatınızda belirli bir noktaya ulaştığınızı bireysel özellikleriniz sayesinde özellikle belki iş bulacaksınız belki daha konforlu bir süreç geçirebilirsiniz böyle bir manası var. Kenara koyuyorum. Şöyle yapalım hatta. Buraya geldiğim zaman burası bize ne söylüyor? Burada arkadaşlar Kupa onlusunda şöyle bir şey vardır. En başta arkadaşlar aile ile bir birlik beraberlik olayı. Aile ile birlikte bir yükseliş durumunuz olabilir. Kendinizi de yükseltebilirsiniz. Bir diğer insanları da yukarıya doğru çekebilirsiniz bu bir İkincisi doyumun bir sonraki aşamasıdır yani artık doymuşsunuz ama hala önünüze tatlı getiriyorlar yani hala bir şeyler gelmeye devam ediyor Öyle bir para gelir ki borcunuzu da kapatır size evde alır, arabada alacaksa alır. Bir de bunun üzerine artı para kalır. Bunun gibi. Ya da öyle bir noktaya iş hayatınıza, aşk hayatınıza çıkarsınız ki ben hiç bu kadar çok aşk görmemiştim. Ya da partnerimi ben hiç bu kadar romantik görmemiştim şeklinde olaylar olabilir. Bakın normalde bildiğinizden ee, alabileceğinizden tahmininizden daha fazla bir şeyler bu dönemde gelebilir. Artı bu dönem içerisinde Biraz daha kalabalıklar, toplu alanlar, toplu işler, işte akrabaların tekrar belki bir satış olayı için başka bir bebektir, hastalıktır, şudur budur. Ya yani bir şekilde tekrardan bir araya gelmesi gibi bir şey söz konusu olma ihtimali var. Ekstradan da şunu söyleyeyim. İşinizde, gücünüzde ya da arkadaş çevresinde fazlaca popüler olma gibi bir durumunuz görünüyor. Biraz kendinizi arkadaşlar kasmış görünüyorsunuz. Bu kadar kasmayın. Çünkü e, bu kart özellikle fiziksel. Ve ruhsal anlamda şifalanmanız gerektiğini, etrafınızdaki insanların çok zor olduğuna ve onlar o kadar zor ki siz artık kendi köşenize çekilmişsiniz. Belki üzerinizde yoğun bir baskı var. Bu yoğun baskı da sizi sürekli baskı 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 yapa yapa artık sizi bir böyle köşeye ittirmiş görünüyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ekim... Kaçtı ya 21-27 Ekim'de böyle bir şey çıkmıştı. O kadar baskı görüyorsunuz ki hangi burç açıklığı inanın hatırlamıyorum. O kadar baskı görmüşsünüz ki demiştim köşenize çekilmek mecburiyetinde kalmışsınız. Demek ki bu köşesine çekilen sizler artık arkadaşlar belirli kalıpları yıktığınız bir dönemdesiniz. Hem de belirli insanları artık hayatınızdan çıkarıp atabilirsiniz. Çünkü bu hayat bir kere herkes bir, bir kere geliyor. Bu hayata ve sizin başkası için yaşayacak bir zamanınız olduğunu ya da başkasına ayıracak bir maddi manevi durumunuz olduğunu bilemem ama çok fazla da görünmüyor. Sadece şunu söylüyor. Artık kalıpları yık çünkü ilk başta söylediğim şeyler özellikle sizin sürekli olarak başkalarının iyiliği, başkalarının güzelliği, başkalarının işi, gücü, organizasyonları onlara koşturuyorsunuz. Sanki kimse size koşturmuyor, siz bu sebepten dolayı yalnız kalmışsınız ve çok kendinizi artık bir, yer, bir noktada böyle geriye çekmeye başladığınızı anlatıyor ve Kasım ayıyla birlikte artık hani biraz daha mantığınızı kullanıp Tabii ki kullanıyorsunuzdur o ayrı konu ama biraz da hani şey vardır ya maymun gözünü açtı şeytan artık gözlerini açtı kimin ne altı olduğunu görüyor. E, zaten biliyordum onların benim arkadaşım olmadıklarını zaten bu konuda evet vardı e, içimde sıkıntı ama bir şey yapmıyordum. Şimdi yapmaya başladım işte burada devreye girdiğinizi ve hem özelliklerinizle hem yaptıklarınızla ve odaklanma seviyeniz apayrı bir seviyede. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Hani 3 5 kenara atarken hayır ben böyle 2 lira 3 lira kenara atarak ev sahibi olamam demek ki daha fazla kısmam gerekiyor. Bakın gördünüz mü? Burada bir eril enerjinin çok net bir şekilde çalıştığı açıkça belli. Yani tam bir odaklanma ne istediğimi biliyorum kimi istediğimi biliyorum nereyi kazanacağım hangi mesleği yapacağım ne olacak evimi alacağım arabamı alacağım işimi kuracağım yoksa işe mi gireceğim ona göre kendinizi çok net ayarlamışsınız ve o yüzden de bazı tabuları gerçekten yıkmanız gerekebilir. Ve aşıklar kartı geliyor. Aşıklar kartı arkadaşlar en başta iletişimi anlatır. Siz ve aşk ilişkisi tabii ki olabilir, iş olabilir, ailevi olabilir. Çünkü genel anlamıyla iletişimin çok üst seviyede olduğunu ifade ediyor bu bir. İkincisi sizin ne kadar güvenilir, sizin ne kadar dürüst. İşte sözünün eri bir insan olduğunuzu yine burada ifade ediyor. Dediğim gibi bazı kalıpları yıktığınız için artık Kasım ayı şu gün şu saatte şu kadar adım atacağım dahi deseniz kendi kendinize bile böyle bir söz verseniz gerçekten o gün o saat o kadar adım atarsınız. Kendinize verdiğiniz sözleri de tutuyorsunuz. Başkasına verdiğiniz sözleri de tutuyorsunuz. İster aşk olsun, ister iş olsun, ister ailevi olsun. Yani öyle de böyle de bir şeyleri halledebildiğiniz bir dönem. Onun haricinde tabii ki evlilikleri çok sevenleri eğer ki hayatınızda kimse yoksa yepyeni bir insan gelebilir bu bir. İkinci olarak da hayatınıza gelen insan gerçekten hani şuradan çok bağımsız bir insan. Sizin herhangi bir tabuyu yıkmanıza e, gerek bıraktırmayacak. Sizi herhangi bir şekilde demek ki zorlamayacak olan bir insan. Hem yeni biri olarak gelebilir hem de yenilenerek e, gelme ihtimali var. Onun haricinde güzel arkadaşlarım bu kart Güneş yükselen ay burcu ikizler olanların kartıdır ve demek ki ikizler burcu artık sizin bu önceki sürecinizle Kasım ayı arasında bir geçiş görevi görüyor. Siz eğer ikizlerseniz zaten evet kendiniz bir şeyleri çok güzel ilerletebilirsiniz. Ama onun haricinde Varsa Güneş Yükselen Ay Burcu ikizler olarak tanıdığınız birisi. Bu kişinin yine çok büyük katkılarıyla bu Kasım ayını e, bambaşka bir seviyeye taşıma ihtimaliniz var güzel arkadaşlarım. Biraz daha açıkçası savaşçı yönünüzü e, ortaya koyduğunuzu çok susmuşsunuz. Hani Aklınızda plan projeler uçuyor ama yapılan bir şey yoksa bu dönem biraz daha sizin bir şeyleri yapmak adına motive edebilir. Devam ettiğim zaten zaman zaten kupaların altısı. Kupaların altısı arkadaşlar hayatınıza görüp görebileceğiniz en güzel e, uyumu yaşadığınız bir dönemde olduğunuzu anlatır. Bakın en başta aşk uyumu. İş yerine çok çabuk adapte olursunuz. Bir sınavınız var? Bir okulunuz var? Hemen kendinizi ayarlarsınız. Hemen o moda geçiş yapabilirsiniz. Evlenecek misiniz? Aa evet ben şu kişiyim. Bu düğündeki benim yerim budur. Gelinim, damadım, şuyum, buyum. Yani hemen kendinizi o moda çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz kendinizi hiçbir şekilde yani yabancılık hissetmezsiniz bunu anlatıyor. Aynı zamanda bu dönem sizin için daha da başarılı bir hale gelebilir. Bu başarı sizi var olandan daha farklı bir noktaya taşıma ihtimali var. Çünkü hayatınızda artık bir uyum var arkadaşlar. Yani uyumsuz insanlar, tuhaf tuhaf davranışlar sizin hayatta kalmanız için yani sizin bu hayata uyumlanmanız için size kaç para lazım? İşte öyle bir paradan bahsediyorum. Mesela paraysa eğer ki getirdi bu şekilde bir durum. Devam ettiğim zaman arkadaşlar bakın bu kartta ne var? Bu kartta arkadaşlar aile vardır. Ailenin prestiji, ailenin maddiyatı, ailenin yükselmesi, aileyi de beraberinde yukarıya çekecek olan işler, maaş, etiket, makam, mevki yani aile ve aile bireylerini ilgilendiren her türlü parasal olayı anlatır. Onu söyleyeyim. Öyle bir yükselirsiniz ki ailede de kendisini sanki hani bir kişi ailede doktor olduğu zaman ailenin diğer üyeleri de sanki kendini doktor olmuş gibi hissedip ona göre bir böyle hani heyecan mı diyeyim ona göre bir havaya girmek mi diyeyim öyle bir şeyleriniz olabilir. Belki çoluk çocukla alakalı çünkü o kazandığı zaman siz de kazanmış olsunuz ya da siz de kazandığınız zaman işinizi gücünüzü maddiyatınızı ya da siz mutlu olduğunuz zaman demek ki başkalarını da mutlu ediyorsunuz. Ve ailenin genel olarak özellikle maddi anlamda çok etkisi oldu ki gelen maddiyat aileyi çok etkiliyor böyle bir durum kendisine gösterebilir bir de arkadaşlar burada tabii ki normalde bu kartı hatırlarsınız ama burada tabii bu şekilde gözükmüyor ailede üst taraftaki kişilerden yani anne dede baba böyle büyük insanlar varsa bu kişilerden kalabilecek maddi anlamdaki güzellikleri anlatıyor. Devam ettiğim zaman burada ne var? Burada arkadaşlar yerini, yönünü, yolunu çok net bir şekilde belirlemiş ve nereye gideceğini artık kesinleştirmiş olan bir insan görüyorum ve artık burada güneş yükselen ay burcu yay olan kişiler varsa sizlerin ilerlediğiniz yolda artık biraz daha kendinizi tedavi etmeye başladığınızı kendinizi daha rahat hissedeceğinizi ve biraz daha şifalanma yolunda olduğunuzu anlatan bir karttır aslında devam ediyorum Aa bakın burada ne var? Burada arkadaşlar dilekler var. Burada istekler var. Burada biraz daha sizlerin artık e, bilgelik durumunuz kendisini gösteriyor. Bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. Karanlıkta kaldıysanız artık kendinize aydınlatabilirsiniz. Yani borcun içine gömüldüm karanlıktayım. İşte orada bir ışık yanabilir. Böyle güzel bir yardım gündeminizde olma ihtimali var. Onun haricinde güneş yükselen ay burcu başak olan bir kişi sizin dileklerinizi gerçekleştirebilir belki bir elçidir belki maddiyatı buna müsaittir belki yeri konumu buna çok çok müsaittir size böyle bir e, katkısı sevgili arkadaşlar dokunabilir çok çok güzel görünüyor o açıdan ve bakın insanlar artık size biraz daha yardımcı olmaya çalışıyorlar farkında mısınız ve tanrıça ella tanrıça ellanın arkadaşlar bu kartların her birinin haricinde şöyle bir özelliği vardır şudur sizi alır Nereye gitmek istiyorsun? İşte şu ülkede, şurada, şu meslekte, şöyle bir işte çoluğu çocuğu olan, şöyle bir eşi olan bir insan olarak e, kendimi düşünüyorum. Hop sizi alır oraya koyar. Sizi sadece zihnen, madden bir yere koymaz. Yani fiziksel açıdan bir yere koymaz. Aynı zamanda gönlünüzü de, kalbinizi de gitmek istediğiniz yere doğru götürür. Yani yarın bir gün sizi kalkıp da pişman etmez. Sizi... Yani gerçekten bir yıldız yapabilecek bir hale getirir ve o yüzden Kasım ayına daha girmeden düşüncelerinize dikkat edin. Çünkü Tanrıça Ella kartında artık hani bir şeyler değişmeye başlıyor ve düşünceleri şekil almaya başlıyor. Bela okuyorsan belayla karşılaşırsın, güzellik söylüyorsan güzellikle dua ediyorsan dualarla ya da dualarında kim varsa onunla karşılaşırsın, onunla Denk gelirsin yani. O yüzden biraz daha ne söylediğinize ne dilediğinize çok fazlasıyla arkadaşlar dikkat etmek e, önemli olacaktır. Ama aşk deseniz var, başarı deseniz var, hayatınızda uyum var yani anlaşamadığınız insanlar değil onun yerine e, tam da böyle kafanızdaki gibi düşünce sisteminize e, yakın insanlarla karşılaşabilirsiniz. Mühür geliyor. Mühür arkadaşlar başlı başına zaten sizin her türlü imza, kaşe, mühür, e, imza, onay, tik işte olumlu sonuçlanmıştır şu, şu, şu olumlu sonuçlanmıştır gibi bir belge arıyorsanız işte a evet şu tarihteki belgeler bulunmuştur şeklinde olaylar olabilir. Bu imzayı ister iş için düşünün ister mal mülk satıyorsanız onun için düşünebilirsiniz. Bir yerden olumlu bir cevap bekliyorsanız o açıdan düşünebilirsiniz. Çünkü mühür ilk geldiği zaman birinci olarak geldiği için bu konularda kendi konularında bu söylediğim konularda bir başlangıç yapabilme ihtimalinizi anlatıyor ve fırsatı da beraberinde getirir. Bir su kartı var. Su tamamen temizliği anlatır. Önceki süreçleri götürür ve yerine yeni bir akışı getirir. Yeni bir debisi vardır. Kendine göre bir işleyiş sistemi vardır. Mesela ee, ne zaman hangi saatlerde çalıştığınız belli değilse artık bir şeyler rayına oturmuştur ee, sizin sevgiliniz mi değil mi anlayamıyorsunuz arkadaş mıyız sevgili miyiz belli değil diyorsanız burada artık bir şeyler gerçekleşir yani sevgilisiniz sevgilisinizdir yok hayır değiliz deniyorsa o zaman arkadaşsınızdır yani bu netleşir öyle asılı havada kalan olaylar olmaz bir şeyler netleşmeye başlamış olur ve bir yıldız kartı geliyor yıldız kartı arkadaşlar güneş yükselen ay burcu kova burçlarının Kartı yalnız şu ikisinin de yani yan yana gelmesi ayrı bir durum zaten. İki tane kova dip dibe has kova değil ama şuradaki çok şey oldu yani hissettirdi sanki kovayı değil mi? Şimdi bu kova burcu arkadaşlar biraz daha şöyle. Eğer özel bir içinizde güneş yükselen ay burcu yengeç akrep ya da balık varsa kova burçlarıyla özel bir ilişkiniz olabilir. Yani dip dibe gelip fısır fısır bir şeyleri konuşabilirsiniz. Onun haricinde bazı mühür olaylarından varsa işte mahkemeleriniz Kağıt işleriniz, para işleriniz, eğitim olaylarınız burada arkadaşlar çok kolay bir şekilde olayın içerisinden sıyrılabilirsiniz. Bir de sizlerin Şöyle bir durum olabilir. Eğer ki sağlık anlamında, ruhsal sağlık anlamında, fiziksel sağlık anlamında bir sıkıntınız varsa burada bir şifalanma olabilir. Hayır, ben bütün umutlarımı kaybettim. Köşeme çekildim. Hiçbir şeye inanmıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ne buradaki aşkı ne bilmem ne hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şeye de inanmıyorum diyorsanız bu dönemde umutlarınız tekrardan yeşermeye başlayabilir sevgili dostlar. Devam edelim bakalım. Başka size neler getiriyor beraberinde? Bu kartlar İlk baktığım Küçük Prens'in olduğu e, destede onlara hediye getirmişti. Bir tutsaklıktan kurtuluş getirmişti. Sizlere ne getiriyor? Arkadaşlar hasta mısınız? Hasta mısınız? Ay şu aralar herkes hasta. Herkesin burnu... Ay... Ay herkes <laughs> yani benim bile artık sesime yansıdı. Tabii ki ister istemez e, biraz rahatsızlık olabiliyor. E, biraz evet hastalık olabilir. Neden olmasın? Tabii ki. Yani hayatın gerçeği bu. Onun haricinde arkadaşlar zenginlik getiriyor. Hmm. Ya da siz birisinden dolayı yataklara mı düşüyorsunuz? Hı? Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Tabii ki bu ikisi yan yana geldiği için tamamen söylüyorum. Yani işin doğrusu, o kadar çok çalışıyorsunuz ki hasta olmuşsunuz ya da olabilirsiniz. Bu kadar çalışmak bünyenize zararlı. Bu kadar çalışmak sizi çok yormuş. Ya da bu kadar çok düşünmekten biraz evet baş ağrısı, işte e, bağışıklığınız düşmüş olabilir. Bu bağışıklığınız düştüğü için biraz ay yatsam iyi olur galiba. İşte çok düşündüm çok stres yaptım bağırsaklarıma vurdu ay biraz da beni yordu böyle olduğum için su kaybettim ya ondandır gibi böyle bir durumunuz olabilir. İlla ki hastalık görüp daha ay başıma iş gelecek diye düşünmeyin. Bu tarz bir olay da olabilir. Ama yani şu 31-13 yani çok iyi denk geldi açıkçası enerjisi olarak zaten burada bakın 10-10 denk gelmesi falan bayağı Hani enerjisel açıdan desteklendiğiniz bir dönemde olduğunuzu ve birli üçlü zamanlara ki Ayrıca ayın onuna Tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor bu tarihlerde neler olabilir bu tarihlerde sizin şansınız daha yüksek olabilir çok güzel tesadüflerle sevgili arkadaşlarım karşılaşma ihtimaliniz var devam edeyim bakayım başka aynas tuttuğumu da unuttum ki aynı zamanda tabii ki burada varlıklı adamın olması tabii ki maddi durumu çok iyi olan bir erkeği anlatır. Hem hayatınıza aşk olarak gelebilir, hem patron olarak gelebilir, hem arkadaş olarak gelebilir, tanışabilirsiniz. Bu kişi ya da hani mesleğinde çok iyidir ve size çok güzel katkıları olabilir. Belki çok zengin değildir ama sizin canınızı sıkan bir miktar para olayı varsa onu kapatabilir. Devam ettiğim zaman... Esas adam geliyor. Yani arkadaşlar, adamlar sizi e, bu dönemde gerçekten destekliyor. E, erkeklerden erillerden tam destek aldığınız bir dönemdesiniz. Belki de iki erkek, iki iş tabii ki konularına baktığım zaman işte iki avukat, iki doktor, iki insan ya da iki meslek, iki şirket, e, iki olay arasında. Onun haricinde kalma ihtimaliniz var ki gerçekten hani belki iki tane erkek kardeşiniz var ve ikisinde para ihtiyacı var hangisine paranızı vereceksiniz hani birisine versin ikisine de dağıtsanız e, yarım kalıyor İkisine de bu sefer işine yaramıyor bari birinin tam işine yarasın deyip hani o şekilde bir dağıtım yapabilirsiniz ama tabii ki burada bir e, seçim durumu yapmanız gerekecek belki birisine e, hani. Para verdiğiniz zaman diğerine vermez için sen onu daha çok seviyorsun deyip size belki sırt çevirecek. Yani böyle bir e, seçim yapmak mecburiyetinde açıkçası kalabilirsiniz. Bu bir. İkinci olarak da dediğim gibi belki iki tane erkek var ya da iki tane dediğim gibi şirkettir işte şu durumudur, yatırım durumudur. Hangisini acaba yatırım yapmalıyım? Çünkü birisi temel olan birisi de bana çok büyük para kazandırabilecek olan işte birisi e, altındır, birisi başka bir şey para cinsidir ya da böyle daha sanal para tarzı bir şeyler belki ve bunları çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Bu açıdan ben sizi birazcık daha yorgun hani en azından zihnen biraz daha yorgun gördüğümü söyleyebilirim. Ama genel olarak iki tane hani burada esas olanla esas olan demek burada da böyle varlıklı adamın olması tabii ki en basitinden hayatınıza gelen erkeğin ya da erkeklerin ister iş için ister aşk için ee, çok böyle dobra, çok net, e, çok böyle ana karakter gibi olduğunu. Hani her dizide, filmde bir tane esas adam vardır ya. Herkesin böyle ilgisini ilgisini çeker o olan. Heh, aynı onun gibi bir insan var. Ve hani sizin hayatınızı aşk da getirebilir. Belki iş için çok çok... Hani böyle iyi bir şey ve bu şekilde gelebilir. Sağlıklı seçimler var. Evet bu süreçte hayatınıza gelen insanlarla ilgili yaptığınız seçimler çok çok doğru. Aynı zamanda kendinizi biraz daha sevmeyi seçtiğinizi söyleyebilirim. Onun haricinde kalbinizi kıran bir insan var. Kendisi gerçekten hani e, bir yerlerde böyle kaybolmuş. Ruhen kaybolmuş. Çok böyle derinden e, yara almış. Ve bu yüzden belki üzgün hissediyor olabilirsiniz. Ama her şeye rağmen çok hızlı bir şekilde birisinden güzel bir aşk mesajı alabilirsiniz. Birisinin sizi e, düşündüğünü söyleyebileceği bir telefon dahi alma ihtimaliniz var. Ve diyor ki. Sadece izle, bak, bak, stokla ve sonra aniden geri kaç. Ee, yani hem bakıyorum, hem bakmıyorum, hem stokluyorum ama aniden de kaçıyorum. Biraz böyle naz niaz e, ettiğiniz bir dönem olma ihtimali var. Son olarak da şu güzel kartlarımdan bir bakayım, bakayım başka size neler söylüyor. Birazcık aşk yoğun çıktı farkında mısınız? Yani gerçekten ikinci deste aşk dolu hani sanki aşk gelince ya da hayatınızda birisi varsa onunla aranızdaki uyum yeniden sağlanınca bütün dilekleriniz sanki kabul olacakmış gibi bir durum var. İnanç içinde kendine inan. Başkalarını boş ver. Bak artık tamamlanma dönemine girmişsin. Bir de kendini olan güvenin çok çok yoğun. İçine dönüp baktığın zaman ben ne istiyorum dediğinde Artık bir şeylerin cevabı senin karşın arkadaşım çıkabilir. Onun haricinde bazı yenilikleriniz var. Bu yenilik döneminde özellikle kendi markanızı kurma, kendinizi bir marka haline getirme. Yani doktor denildiğinde, avukat denildiğinde aklınıza belirli isimler gelir. O çevrede, iş hayatında, okulda en popüler kişi, en popüler hoca, en popüler arkadaş kim? İşte şu, Hemen aklınıza mesela belirli mesleklerde belirli bir şey denildiğinde hemen aklınıza bir isim geliyor. Bulunduğunuz çevrede ya da genel olarak da. Heh, i̇şte burada sizin kendinizi daha böyle ortaya koyduğunuz bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Ve bir de arkadaşlar eğer ki belirli bir bağımlılığınız, bağlılıklarınız varsa bunların da hani neye bağımlısınız? Başarıya aşka bağımlıyım ben aşk bağımlısıyım. Tamam burada bir tamamlanma eksiklik varsa bunun bir giderilmesi ya da bir bağımlılığınız varsa bunun bir şekilde rayına oturtulması söz konusu olabilir. Bir de dediğim gibi bir bağışıklık durumu söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok yoğun düşündüğünüz için ya da bir şeyleri çok fazla kafaya taktığınız için sevgili arkadaşlar. Yorgun düşebilirsiniz ya da zaten mevsimsel olarak yani herkesin az çok burnunun akması boğazının çatallaşması çok çok beklenen bir şey. Yani çok ekstrem bir olay değil ama ben biraz daha düşünce sisteminizden dolayı olduğunu düşünüyorum. Benim sizler için arkadaşlarım söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.